Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu Bored Ape Yacht Club, yani ByC'nin ne olduğu, hangi şirketin bu şirketi yaratmış olduğu, nasıl ortaya çıktıkları, nasıl devam ettikleri ve bundan sonra neler olabileceği üzerine kurulu olacak. Öncelikle OpenSea'ya gittiğimiz zaman ve Tap kısmına basıp buradan da All dediğimiz zaman, yani tüm zamanlarda en çok alınıp satılan NFT'nin ne olduğuna baktığımız zaman gördüğünüz gibi birinci sırada Bored Ape geliyor. İkinci sırada CryptoPunks, üçüncü sırada da Mutant Ape Yacht Club diyor. MyC ve işte ByC diye geçiyor bunlar. ByC, BAYC'nin kısaltılmışı. Şimdi birinci sırada ByC'ler var, tıklıyorum. Bunlar ilk çıktıkları zaman da şöyle aktiviteye baktığım zaman normal bir NFT olarak çıktılar ve fiyatı işte 0.5 Ethereum falandı. 0.7, yani 1 Ethereum bile değildi. Ama bunlar çok profesyonel. Aslında işte Amerika'nın en zengin çocukları tarafından satın alındığı ve bunlarda tutulduğu bilindiği için bunlar bir şekilde fiyatı çok fena fırlattılar. Ve görüyorsunuz burada average price yazıyor. Hani 80 Ethereum'lara kadar çıkıyor. 50 Ethereum, 43 Ethereum falan diye. Fiyat dev gibi artıyor gördüğünüz gibi. 120 seviyelerine kadar geliyor. Peki buradan bu fiyatlara gelene kadar neler yaptılar? Bundan bahsedeyim kısaca. İlk önce bu buy-see'leri çıkarttılar işte fiyat artmaya başlayınca ve çok büyük bir talep olunca dediler ki biz bir koleksiyon daha duyuracağız ve elinde buy-see olanlara bu koleksiyonu bedava vereceğiz dediler basitçe. Daha uzun şeyler yaptılar ama hani en basiti bu. Ondan sonra elinde buy-see olanlara gördüğünüz gibi bu mutant ape'lerden verdiler. Bakın bedava olarak aldılar bunlar ve bunların fiyatı da 20 Ethereum'a kadar yükseldi. Şöyle baktığınız zaman geçmişte hani bedavaya veriliyor. Bedava olan bir şeyin fiyatı 4 Ethereum oluyor ilk çıktığında gördüğünüz gibi. Sonra bu 4 Ethereum'dan 20 Ethereum'a kadar bakın. Hatta 38 Ethereum'a kadar yükseliyor bu şekilde fiyatı. Sonra da tekrar düşüyor gibi. Burada neden bu yükseldi, neden düştü? Bunların hepsini anlatacağım. Şöyle tekrar geleyim. Böyle olunca insanlar biliyor ya yani elinde buy-see olanlara mutant verilecek. Bu sefer daha fazla buy-see alıyorlar. Böylelikle sonra da dediler ki işte elinde yine board olanlara bu köpeklerden yeni bir koleksiyon daha yaptık. Bu köpeklerden de vereceğiz diyorlar. Böyle olunca fiyat daha da artıyor yani. Bu köpeklerin de fiyatı belli bir noktaya geliyor. Sürekli bedava koleksiyonlara erişim hakkı almış oluyor elinde buy-see olanlar. Bu böyle bu şekilde gitti. Artık hani düşünün bir tane koleksiyon veriyorsunuz mutantlar. Bir tane daha veriyorsunuz işte Bored Ape Kennel Club diye. Bir tane daha koleksiyon diye devam ettirirlerse burada artık işler hani komikleşmeye başlıyor. Bu sefer yeni bir şey bulmaları lazım. Öyle olunca da dediler ki işte biz Ape diye bir coin çıkartacağız. Yani Ape diye bir token çıkartacağız dediler. Ve bu Ape token'ını ileride yani ilk aşamada değil ama ileride işte Bored Ape'leri olanlar, mutantı olanlar ve bu Kennel Club'a sahip olanlar mintleyebilecek dediler. Yalnız mintlemeden önce direkt mintlenmeyecek dediler. Yani bu Ape önce çıkacak. Siz bunu Binance'tan hani önce bir alacaksınız. Aldıktan sonra işte bir şeyler yapıp bu Bored Ape sahiplerine ve mutant sahiplerine millet Ape satın alacak. Hem de mutant alacak. İşte birleştirip Others Deed for Other Side diye işte bir token, bir NFT daha alacaklar dediler. Yani normalde her zaman bedava veriyorlardı Ape'leri. Bu sefer de aslında bedava verdiler. Pardon, şöyle oldu. Bored Ape sahipleri ve mutant sahiplerine bedava Ape verdiler. Yani bunlar gidip bu Ape'leri çekebiliyordu. Bedavaya düşünün Ape veriliyor ve bu bedava verilen Ape'leri piyasadaki insanlar yine alıyor. Ape'in fiyatı yine artacak. Yani iki kere NFT koleksiyonu verdi. Bir kere de Ape adında token verdi. Millet de bu Ape'leri alıp markette satmak istedi veya satmadı. Veya marketten kendileri de aldı falan derken. Dediler ki bu Ape'lerle de işte bu Others Deed for Other Side'ı alacaksınız. Alabileceksiniz dediler. O kısmı tam hatırlamıyorum. Bir de mutant sahipleri de bedava claim edebiliyordu. Ya da claim etmek için biraz da Ape ne alması gerekiyordu. Böyle bir durum oluştu ve işte tam o noktada mutant Ape'lerin fiyatı bakın 38 Ethereum'a kadar yükseldi yani. Hani en büyük hype o zaman. Düşünün
bütün mutant sahiplerine, ape sahiplerine, şey sahiplerine, MAEC ve BAEC sahiplerine ape veriyorlar. Sonra da üstüne bir de Odyssey şu yeni bir çıkartacakları koleksiyonu, yani ikinci koleksiyon dersek üçüncü bir koleksiyon daha var. Bu koleksiyondan da bedava vereceğiz dediler. Artık ortalık çok iyice karıştığı anda işte fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi yani. Tüm bunları yapan şirket, bu arada şirketin ismi Yuga Labs. Hani tüm bunları bu şirket organize ediyor. İşte işleri bunlar yapıyorlar. Her şeyi çok iyi yürütüyorlar falan filan. Böyle olunca fiyat, şöyle Mutant'ın fiyatına bakın, 38'e kadar arttı. Ben bu aşamada ne yaptım derseniz, muhtemelen şuralarda, yani fiyat 20 Ethereum'ken falan, bu haberleri duydum ve gittim bir tane mutant aldım. Şimdi geçmişe baktığımda görebiliyorum, 22 Ethereum'a bir tane mutant almışım o zaman da. Hani tam 500 gün önce, neredeyse 2 yıl olacak yani, 1,5 yıl falan önce bir tane aldım 22. Bu haberlerin çıkmasını bekledim. Yani işte bunu aldığımda bu NFT ape'ini claim etmişti. Yani şöyle dediler, elinde BAEC veya MAEC olanlara diyelim 20 bin, BAEC olanlara 20 bin, MAEC olanlara 10 bin tane ape vereceğiz dediler. Böyle olunca fiyat bir anda arttı. Aslında buradan gözükebiliyor bak şöyle. Olmadan önce bu burada peak yapıyor ya fiyat. 26 Ethereum'a kadar peakliyor. İnsanlar bunun piklenmesinin nedeni şu, ape'leri alacaklar diye peak oluyor yani. Hani içinden bedava olan ape'leri claim edecekler diye peak yapıyor. Sonra millet ape'leri alıyor içinden. Aldıktan sonra NFT'ler boş oluyor. Yani ape claim edilemez hale geliyor. Böyle olunca da fiyat düştü 18 Ethereum'a, 17 Ethereum'a falan işte. Tam ben bu noktada, yani bu fiyat düştükten sonra ape'ler claim edilmiş olmasına rağmen millet dedi ki ya hani ape'leri claim ettik, bundan sonra düşecek falan diye düşünürken ben o anda aldım. Çünkü şöyle bir haber hani okumuştum. Bu alınan işte claim edilen ape'lerle other seed, işte bu other deed for other side'ı mintleyebilecekler. Böyle olduğu için ape çok büyük bir işte elinde mutant ape olanlar da bunu claim edecek. Yani şu peak'ten daha büyük bir peak bekliyordum. Yani şu peak'i geçecek bir peak daha bekliyordum. O yüzden bu peak'in dibinden aldım ve bu peak'in tepesinde sattım. Yani şurası bana çok büyük bir para kazandırmış oldu ki düşünün, bir daha hiçbir zaman şu iki peak'in geldiği noktaya gelmedi ve şu an çok dipte fiyat yani. Ben buradan alıyorum, buradan satıyorum. Bu da kanadı işte burada. 22 Ethereum'a alıyorum ve 37 Ethereum'a neredeyse aslında Mutant'tan hani en çok fazla para kazanan kişilerden, yani en tepede satan kişilerden biri oluyorum. Yani şöyle gösterecek olursam hem de çok kısa zamanda, yani mesela ben bunu buradan alıp burada satmış olsam mı daha zekice, yoksa buradan alıp buradan satmak mı daha zekice derseniz, aslında buradan alıp buradan satmak daha zekice. Çünkü burada hani bir yıl bekliyorsun. Burada benim beklediğim süre neredeyse bir hafta yani. Hani buradan kendiniz de bakabilirsiniz. Mart'ta alıyorum, Nisan'da satıyorum. Yani bir ay bile geçmeden direkt kazandığım para 22-37. Hani 20 desek 17 Ethereum kazanıyorum. Yani 40 bin dolar falan o zamanın parasıyla. Bilmiyorum yani, kısaca ciddi bir para kazanıyorum. 70 bin, 110 bin. 40 bin dolara yakın bir şekilde yani burada para kazanmışım. Burada görülebiliyor. Ve bunu sattıktan sonra ben parayı çektim. Ve Ethereum da o zamanlar çok değerliydi. O Ethereum'ları da şeye çektim. Normal kriptodan çekmiştim yani o dönemde. Ve kendime yazlık falan almıştım. Ve o dönemde ben bunu satıp 110 bin dolar yazlık falan aldığım dönemde Eminem mesela Bayce ile alakalı klip çekmişti. Ondan sonra sürekli üzerinde Bayce tişörtleriyle dolaşıyordu. Şöyle hani artık şok oluyordum yani. Elimde MAEC var. Sürekli bütün ünlüler işte Bayce alıyor. Bayce ile fotoğraflar atıyor. Şöyle üzerinde Bayce olan fotoğraflar atıp duruyor. Eminem Bayce ile alakalı klip çekiyor. Klibin içinde işte bu Bored Ape'ler var falan filan. Dolayısıyla bu benim için de çok ilginçti. Ve işte bir noktadan sonra sattım dediğim gibi. Paraları çektim vesaire falan. Şimdi sonuç olarak geldiğimiz noktada
fiyat dibe geri indi. Yani bayağı bir uzun süre geçti. Neredeyse bir yıl falan oldu. Ve fiyatlar bakın 37 Ethereum'dan bakın 38 Ethereum top. Ben 38'de neredeyse satıyorum yani. 37'de satıyorum. Ve en tepeden satan kişi oluyor. Ve şu anda da 5 Ethereum'da en dipten geri alan kişi olmayı umuyorum. Ama bakalım, tabii gelecek belirsiz. Ve kendi hesabımı hızlı bir şekilde 5 Ethereum attım. Ve buradan tapa yine basıp Blur.io'dan alacağım. Neden burayı neden buradan aldığımı soracak olursanız da daha ucuz yani. Hani mesela buradaki en ucuz mutantın fiyatına bakacak olursak 5,19. Ama burada 5,10 yani. Hani biraz daha ucuz. Bunu almıyorum çünkü bu OpenSea'de alınıp satılmıyormuş. Bir şekilde bir dolandırıcının eline geçmiş olabilir. Dolayısıyla hani en gözüme en güzel gözüken bu olduğu için bunu tıklıyorum bir tanesine. Buy item diyorum. Ve işte 5 Ethereum'a bunu satın alacağım. Onayla diyorum ve Mutant API çıkıp satın almak üzere şu anda. Bu onaylandıktan sonra, yani hesabımda satın aldığım NFT gözükmeye başladıktan sonra bunun nasıl stake edildiğinden de bahsedeceğim ve stake edeceğim aynı zamanda. Bu arada bunu ne kadar aldığımı bu videoda görebiliyorsunuz. Şu anda 8300 dolara satın aldım bunu. Burayı kapatabilirim, bunu kapatabilirim, şunu kapatabilirim, bunu kapatabilirim ve şunu kapatabilirim. Ardından bu geçmişte aldıklarımı ve şunları da kapatayım ve Binance'ın binance.com/n/nft/ape-staking'in sitesine geliyor. Ve burada gördüğünüz gibi BYC stake edebilirim elimde olduğu zaman. Mutant stake edebilirim ya da ileride işte bu bahsettiğim 3. NFT olan bu köpeklerden stake edebilirim ama şu anda aktif değilmiş. Benim elimde MyC olduğu için, yani MayC olduğu için Stake Now'a tıklıyorum. Flexible 30 günlük ve 60 günlük olmak üzere. Öncelikle muhtemelen buradan deposit'e basıp MetaMask ile deposit etmem gerekiyor bunu. Gördüğünüz gibi elimdeki NFT'ye tıklayıp deposit ediyorum. Önce bir approve ver diyor. Yani bunu aslında Binance.com'a atıyorum şu anda. Binance.com olduğundan emin olmam lazım. Çok önemli. Çünkü hani 10 bin dolara emanet ediyorum. Dolayısıyla yanlış bir yere verirsen benim için iyi olmaz. Yani dikkatli olmak gerekiyor. İşte birincisi approve verdim. Bir şey daha verdim. View history dedim. Ve 2 saat beklememi söylüyor. Şimdi deposit ettim. Stake Now'a basıyorum yine mutantlardan. Buradan flexible'ı seçiyorum. Hangi NFT'yi stake edeceğimi seçiyorum ve okuyup onayladığımı tıklıyorum. Ardından bana günlük 2 tane ape vereceğini söylüyor. Günlük 2 tane olması 10 günde 20 tane olduğu, aylıkta 60 tane ape vereceğini söylüyor. Yani ortalama 100 dolar gibi bir paraya tekabül ediyor şu anda. 100 dolar da 2700 lira falan yapıyor. Aylık 2700 lira getirmiş oluyor. Hani aslında küçük bir para ama sonuçta mutantların fiyatının artma ihtimali olduğu için ekstra böyle bir para veriyor olması, yani hiç yoktan iyi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla böyle tıkladım ve staking diyor şu anda. Muhtemelen belli bir süre sonra stake'e geçecek ve oradan bana göndermeye başlayacak bu şekilde. Flexible seçtim. Flexible şu demek. Hani 30 günde geri alırsan hani daha çok para veriyor ve 60 gün sonra alırsan daha çok para veriyor. Ama flexible yapmamın nedeni şu, belli olmuyor yani. Şöyle bir şey var. Yarın öbür gün mesela şu an Yuga Labs önemli bir haber açıklasa, fiyat bir anda hani 5 Ethereum'dan 20 Ethereum'a çıksa, ben bunu buradan hemen cancel edip çekip NFT'mi 20 Ethereum'a satabilirim. Ama flexible yapmayıp dur ya 2-3 ape daha fazla kazanayım diye stake edersem 30 günlük 60 günlük bir olası bir hype'ta o hype'ta satamayabilirim. Dolayısıyla bu tarz ürünleri hani flexible yapmamak çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Peki ben niye Mutant Ape işte Yacht Club'ı şu anda satın aldım, daha önce niye almadım falan derseniz, birinci nedeni kriptoların, Ethereum, Bitcoin falan gerçekten fiyatının düşmüş olması. Daha fazla düşebilir, önemli değil benim için. İkinci nedeni Rainbow Chart'a göre, şöyle Rainbow Chart var. Bu çok uzun vadeli bir Bitcoin chart diyeyim.
Şöyle hani bu çok ünlü bir chart ama yine de göstereyim. Burada alım noktasında yani hani daha fazla düşebilir mi diye soracak olursanız evet düşebilir. Bakın bu mavi noktaya. Ama uzun vadede bu böyle 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 sonunda halvingden önce yani çok kısa bir zaman var. Tekrar yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu aralar mesela hani gerçekten de Bitcoin için kötü zamanlar ve alım için en iyi noktalar olduğu kanaatindeyim. Üçüncü olarak da Yuga Labs Blizzard'ın bakın Blizzard bildiğiniz gibi World of Warcraft oyununun yapan şirket. Nasıl Yuga Labs BAYC'yi yapıyorsa Blizzard da World of Warcraft'ı yapan şirket. İşte bu şirketin çok önemli CEO gibi yani COO'sunu satın aldı Yuga Labs. Yani satın aldı dediğim kendi şirketinde çalıştırmaya başladı. Çünkü bir tane Metaverse oyunu yapıyorlar aslında ve benim düşünceme göre çok yakın zamanda işte bu Other Side dedikleri bir Metaverse evrenini duyuracaklar. Şu şekilde bilmiyorum artık nasıl bir evren olacak ama insanların işte muhtemelen gözlüklerini takıp bu BAYC ve MAYC ile bu Metaverse'te oyun oynayabilecekler. Bu öyle büyük ve profesyonel bir oyun olacak ki hani düşünün Blizzard'ın hani CEO'sunu alacak kadar önemli bir şey gelişme. Ve bu gelişmeyi de her an duyurabilirler yani. Eğer duyururlarsa fiyat 5 Ethereum'dan bir anda 50 Ethereum olur. Yani hiç kimse de bunu anlayamaz yani ve oyun da beğenilirse ki ben beğenileceğine inanıyorum yani oyunun. Dolayısıyla hani bildiğin online oyun yapıyorlar aslında ve uzun zamandır da hani fiyat düşüş grafiğinde ve çok yakın zamanda bu online oyunu duyurabileceklerine inandığım için yani daha fazla beklemek mantıksız olur. Bu mesela bu 5'ten 4'e inebilir, 3.5'a inebilir yani kötü gidebilir ama uzun vadede yaptıkları önemli şeyler olduğu için geri toplaması çok kolay olur. Hani biz geleceği bilemeyiz. 3.5'u tutturamayız yani en dip noktadan alamayız. O yüzden şu anda almakta ben fayda gördüm ve satın aldım. Video bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.